Bir iş adamı hayatında onca meşguliyet varken hiç düşünmeden sevdiği kadına evlenme teklif etmiş. Evlenme teklifine olumlu yanıt alan adam kendisini dünyanın en mutlu insanı sanmış. Ancak olacaklar pek de öyle olmadığını göstermiş. Adam her gün şirkete gidip toplantılar yapıyormuş. Çoğu zaman mesai saatleri dışında da şirkette hesap kitap yapıyor, işlerini büyütmek için çabalıyormuş. Eşi ise üniversite mezunu bir genç kız olmasına rağmen iş aramıyor, vaktinin çoğunu evde ya da arkadaşlarıyla dışarıda gezmekte geçiriyormuş. Genç kadın evliliğin ilk yıllarında işten geç gelen kocasına çok kısa da zamanla bu duruma alışmış. Hatta onun geç kalmasına hiç aldırış etmemeye ve kendisi de eve geç gelmeye başlamış. Çoğu zaman işten gelip yiyecek yemek bulamayan adam eşinin bu tavırlarına çok içerlemiş. Defalarca kez eşini kendisinden sonra eve gelmemesi ve kendisini düşünüp yemek yapması konusunda uyarmış. Nasihatten anlamayan kadın sonunda bir hizmetçi tutup yemeği ona yaptırmaya başlamış. Eşi onun bu davranışlarından hiç hoşnut değilmiş. Adam bir gece su içmek için yataktan kalktığı sırada karısının telefonuna bir mesaj geldiğini görmüş. Bu saatte operatörlerin mesaj atmayacağını bildiği için içindeki endişeler daha da artmış. Telefonun şifresini bilmediği için mesajı okuyamamış. Ertesi gün kahvaltıda fırsat bulduğu bir anda lavaboya giden eşinin açık bıraktığı telefonu almış ve mesajlara bakmış. Ancak hepsinin silinmiş olduğunu görmüş. İçindeki şüpheler daha da artan adam o günden sonra eşinin davranışlarına daha çok dikkat etmeye başlamış. Görüştüğü insanları araştırıyor ancak bir erkek arkadaşı olduğunu bulamıyormuş. Eşinin kendisini aldattığını kabullenmek istemese de içinden bir ses ona bunun gerçek olduğunu söylüyormuş. Bu yüzden şirketi uzun bir süre aksatıp karısının peşine düşmüş. Bir gün bir grup kadının yanına erkeklerin geldiğini görmüş. Onların içinde karısı da varmış. Birlikte yemek yiyip kahkahalar içinde saatlerce sohbet etmişler. Tanımadığı erkekleri gören adam sinirden deliye dönmüş. Üstüne üstlük karısı onları eve davet etmiş ve birlikte eve gitmişler. O da arkalarından gidip evin bahçesinden içeriği görmeye çalışmış ancak görememiş. Bunun üzerine bir gizli kamera alıp evin belli başlı yerlerinde kendisine görüş sağlamış. İlerleyen günlerde eşi tekrar aynı adamlar ve arkadaşlarıyla gelmiş. Şirkette oturduğu yerden eşinin neler yaptığını izleyen adam sinirden parmaklarını yiyormuş. Eşi adamlardan birini yatak odasına götürmüş ve eteğini indirmiş. Bu görüntülere daha fazla dayanamayan adam sinirle hepsini kapatmış ve ofiste bağıra çağıra küfrederek etrafı dağıtmış. Hemen arabasına binip evine giden adam anahtarla kapıyı açmış ve karısını arkadaşlarıyla otururken bulmuş. Bağırarak içeri giren adam herkesi evden kovmuş, karısına kendisini aldattığı için boşayacağını söylemiş. Karısı ise ona durumu şöyle açıklamış. ''Canım sakin ol, ben seni asla aldatmam. Böyle bir şey düşünmene çok üzüldüm.'' Adam şöyle demiş. ''Hayır, kameralardan gördüm. Bir adamla odaya girip eteğini indirdin.'' Kadın şaşkına dönmüş bir şekilde şöyle demiş. ''Seni aldattığımı zannettin öyle mi?'' Sinirden deliye dönen adam karısını yumruklayarak yere sermiş. Hastanelik olan kadın gözlerini açtığında kocası yanı başındaymış. Karısı ona şöyle demiş. ''Seni aldatmadım. Uzun zamandır sırtımda bir ağrı olduğunu söylüyordum ya. Üniversiteden arkadaşlarımdan biri uzman bir doktor. Ve bize geldiler ve bana iğne yaptı. Hepsi bu.'' Gerçeği öğrenen adam çok üzülmüş ve karısından defalarca özür dilemiş. Karısı da onu affetmiş. Adam bir daha karısından hiç şüphelenmemiş, onu da ihmal etmeyip eve erken gelmeye başlamış. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.